Merhaba arkadaşlar, Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz tabii ki yine Galatasarayımızın transfer haberleri, transfer gündemi. Tabii ki değişik bir isim var gündemde şu anda. İrfancan Kahveci e, gündemde birazcık buna değineceğim arkadaşlar. Tabii ki videoya devam etmeden önce sizden ricamız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden sadece bunu istiyoruz. Evet İrfan Kahveci, İrfan Can Kahveci iddiasını ortaya Evren Turhan attı. Dün akşam itibariyle biz de bunu araştırdık ama e, şöyle bir durum var arkadaşlar. Fatih Terim, evet İrfan Can Kahveci istiyor. E, Türkiye'de en çok beğendiği e, yerli olarak söylüyorum. En çok beğendiği yerli futbolcu orta alanda İrfan Can Kahveci. Bunu Fatih Terim kendi ağzıyla zaten dile getirmişti. E, Galatasaray'ın herhangi bir girişimi yok. Şöyle İrfancan Kahveci'nin bir bonservis bedeli var. Göksel Gümüşdağ'da e, daha önceki yaptığı açıklamada İrfancan Kahveci isteyen 10 milyon euro verip alır demişti. E, şu anda hiçbir Türk Türk kulübünün bu parayı verecek gücü, yetkisi maalesef yok. İmkansız bir transfer. E, nasıl olur? Göksel Gümüşdağ bir e, yardımcı olursa belki kiralık artı satın alma opsiyonuyla yardımcı olursa olabilir ama Göksel Gümüşdağ'da da burada tavrı net. E, birçok sosyal medyada Galatasaray taraftarımız Göksel Gümüşdağ Galatasaray'ını göster. Eee bedavaya İrfancan Kahveci'yi ver demişler ama ne kadar Galatasaray olsa olsun arkadaşlar. O bir başkan, bir kulübe para kazandırmak zorunda. E, yani İrfancan Kahveci gibi bir oyuncuyu bedava vereceklerini ben düşünmüyorum. O yüzden hani böyle bir hayaliniz varsa lütfen bu hayalinizden vazgeçin. Çok zor bir transfer. E, Ervan Evren Turan sürekli hani Galatasaray istiyor diyor ama yani Evren abi neden böyle bir şey söyledi. Çünkü Galatasaray'ın bir girişimi yok şu anda. Pahalı bir transfer. E, ee, Galatasaray bonservis bedeli elinde olup uygun fiyata olan oyuncuları alamazken İrfan Can Kahveci almaları çok mümkün gözükmüyor. Ee, yani e, iyi bir futbolcu verirlerse takas soruyla belki işte örneğin bir Cagney verirsin takasa dersin olabilir. E, ama o da mümkün gözükmüyor şu anda. O yüzden evet İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelse iş yapar. 8 numara ve 10 numarada oynayabilen bir oyuncu. E, o bölgeye iki tane e, iyi bir transfer yaparsan İrfan Can Kahveci beraber çok iyi işler yapabilir. E, Lemina'ya değinmek istiyorum arkadaşlar. Lemina'da maalesef Southampton kulübü 9 milyon euroluk bir bon e, bonservis bedeli belirledi. Biz bu biz futbolcumuzu kiralamak istemiyoruz. Satmak istiyoruz demişti Southampton kulübü ve dün akşam itibariyle Southampton'ın bu tavına karşı Galatasaray'a geri adım atmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ın da gündemiydi. Beşiktaş da aynı şekilde geri adım atmak zorunda kaldı. E, 9 milyon euroyu biz veremeyiz dedi Galatasaray'ımız. O zaman 9 milyon euroyu getirene biz Lemina'yı vereceğiz tavrında şu anda Samtamp'tın. Tabi Galatasaray'ımız bununla ilgili girişimleri devam edecek. E, belki kiralama artı satan alma opsiyonu. Çünkü Fatih şu anda Lemina'yı istiyor. ısrarla istiyor. Tabii bunun nedeni bilmiyoruz. Acaba Lemina'nın e, sakatlığı kronik değil mi Fatih eğer ısrarcı olduysa. Demek ki kronik bir sakatlığı yok ki Fatih Terim. Bu futbolcuda ısrarcı davranıyor. E, Galatasaray, tabii Lemina'nın da alternatiflerini belirlemiş durumda. Şu anda e, Lemina olmazsa. Elneni var arkadaşlar. E, Arsenal'dan menajeri önerdi Galatasaray'ımıza uygun fiyata getireceğinden bahsetti. Lerma var o bölgede. Bellegard var. Bunlar alternatif. Tabii bunlar ne aşamada ne durumda? E, bunlara hemen değinelim. Bellegarde pahalı geldi. Bonservis bedeli yüksek olduğu için Galatasaray'ımız şu anda o transferi asık almış durumda. Lerma ile ilgili futbolcunun yıllık ücretinden ziyade Bortmund kulübü yıllık 2,5 milyon euro kiralama bedeli istiyor ve çok yüksek bir bedel aslında. Galatasaray'ımız da bu fiyatı 1,5 milyon euro düşürmeye çalışıyor. Çünkü bir futbolcunun 2,5 milyon euro'luk bir kiralama bedeli çok yüksek gerçekten. Lerma bu konuda aslında Galatasaray sıcak bakıyor. Ama kulübü Bortmund istediği yüksek bedelden dolayı Galatasaray'ımız şu anda işi ağırdan alıyor. Çünkü Lemina'yı daha hızlı halletmeye çalışırken ee, şimdi tabii gözlerine Lerma'ya döndü. Dovcara'yı soran var, var arkadaşlar. Dovcara Everton'la anlaştı. O, o yüzden o ismi bir daha sormanıza gerek yok. Everton'la anlaştı. Tabi e, Seri, Belhanda bunlar var. Seri e, Fulham'ın kampına katıldı. Çok sıcak bakmıyor şu an Fulham. Takasa sıcak bakmıyor. Yani seri verip e, babel almak onlara sıcak gelmiyor. Ama Galatasaray'ımızın girişimleri devam ediyor o bölgede. 8 numara olarak seriyi düşünüyor Galatasaray'ımız. Ama tabi seri olmazsa e, kimler var? Kimler olacak? E, bir sürü alternatif var tabii ki. E, Jakub modele ilgili canımı sıkılmaya başladı. Çünkü Leipzig kulübü 7,5 milyon euro'luk teklifini iletti Leipzig e, Şu anda masadalar. E, büyük bir ihtimalle olumlu sonuçlanabilir Leipzig adına bu transfer. Eğer böyle bir şey olursa gerçekten hem taraftar olarak hem yorumcu olarak hem teknik direktörler hem de Galatasaray'ımıza gönül vermiş herkes üzülmüş olacak. Çünkü e, o bölgede Jakub model 8 numarada çok iyi, çok yetenekli, gelecek vadeden bir oyuncuydu. Galatasaray'ımız bu işi biraz daha erken bitirebilseydi e, çok daha iyi olurdu. E, Jakub modele kaçırırsak o bölgede çok büyük sıkıntıya girebiliriz. Zaten şu an 6 numara bulamıyoruz ve 8 numarayı da kaçırırsak e, o numaramız da yok çok büyük problemler yaşayabiliriz. Tekrar söyleyeyim, altın numarada şu anda Lerma Elneni, e, Lemina, Bellegard aday. Bellegard biraz daha zor bir e, durumda. Çünkü bonservis bedeli yüksek. 8 numara olarak seri düşünülüyor. Tabi Belhanda var elimizde şu anda. Hani 8 numarada oynayabilecek. E, Belhanda'ya e, alitahttan transfer teklifi geldi söyleniyor ama Belhanda'nın e, isteği çok yüksekmiş. 5 milyon Euro'luk yıllık e, ücret istediği için Birazcık sıkıntılı ama al iddiattan iddiattan da Galatasaray'a resmi bir teklif yok. Hani Belanda'nın MNRC'ye bir görüşme var ama Galatasaray'a giren bir resmi teklif yok. Hani Henüz ortada somut bir şey yok. O yüzden Belanda'nın henüz bir yere gittiği yok. E, o bölgede tabii 8 numara olarak 3. olarak da Jakub Model sayabiliriz. Şu an gündemde olan. E, yani İrfan Can Kahveci çok 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 zor bir ihtimal zaten. Olur mu olmaz mı? Çok Ben olacağına ihtimal vermiyorum. %5 belki %4 bir ihtimal verebilirim ama %90-95 oranında olmayacağına ben inanıyorum. Çünkü zor bir transfer. 10 numara adayları tabii ki şu anda Hames Rodriguez, Mario Götze gündemde. Ama bunlar çok zor transferler arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Gerçekten yıllık ücretleri yüksek olan oyuncular bunlar. Çok zor. Bugün yine Kolombiya basınına ve İspanya basınına okudum. Yine Galatasaray'a yakın olduğunu söylüyorlar. Hames Rodriguez'in ama çok zor bir transfer. Gerçekten yani Olsa sevinir miyim? Çok sevinirim Hames Ortoges'e ama gerçekten ben olacağını da ihtimalini çok düşük görüyorum. Hani şöyle düşük düşük görüyorum. Bu yönetim cimri davrandığı için bu futbolcuya yıllık tabii 3.5 milyon euro vermez. Hani bu futbolcun gelsin 2.5-3 milyon euro oynasın diye düşünür yönetim. E bu futbolcu da bu paraya oynamaz. O yüzden belki bir sponsor bulurlar mı bulmazlar mı bir sponsor devreye sokarlarsa olabilir mi? Belki o şekilde halledebilirler işte yıllık 4 milyon euro. Bunun 2 milyon euro sponsor. 2 milyon euro işte kulübün kasasından çıkacak şekilde ayarlarlarsa çok iyi olur. Yani yönetim bunu düşünmesi lazım. Sponsor bulup transferleri sponsorla halletmesi lazım. Ki Galatasaray'ımız dünya çapında bir kulüp olduğu için sponsorla halledilmeyecek bir transfer yoktur. Yunan Aysal dönemine bakın. Birçok futbolcular sponsor kullanıldı. Yani bunları bu sponsorları kullanmak lazım arkadaşlar. Ekstra bir transfer haberi olursa Tabii ki karşınızda olacağım. Bu akşam 21.15'te canlı yayında karşınızda olacağız arkadaşlar. E, canlı yayına hepinizi bekliyoruz. Canlı yayında sürpriz hediyeler dağıtıyoruz. Lütfen katılın canlı yayınlarımıza. Bugün konuğum olur mu olmaz mı bilmiyorum. Henüz daha net değil. İyi, yalnız olacakmış gibi gözüküyor. Ama akşam konuğum olursa onu da size bildireceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kanalımda katıl butonu aktif oldu arkadaşlar. Katılmak isteyenler katıl butonuna tıklayarak e, katılabilirler. Avantajlarına faydalanmak istiyorsanız bu avantajların e, e, grupları var. Sarı grup, kırmızı grup ve sarı kırmızı grup. E, benimle canlı yayında görüntülü konuşmak istiyorsanız, fikirlerinizi beyan etmek istiyorsanız sarı kırmızı ekibe katılmanız lazım. O ekibe katılırsanız sizler de canlı yayında benimle görüntülü olarak fikirlerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. E, hemen videonun altına göreceksiniz katıl butonunu. Göremiyorsanız e, ana sayfamda, kanalımda görebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çevrenize lütfen kanalıma atın ve abone olsunlar. Galatasaray ağımızı büyütelim. Gerçekten hızlı bir şekilde büyüyoruz. Şu an 5000 küsür abonemiz var. Bu hafta sonu Galatasaray'a atkısını hediye olarak göndereceğiz. 6000 abone olduğumuz zaman da yine sürpriz hediyeler dağıtmaya devam edeceğim arkadaşlar. Her hafta hediye gönder göndermeye çalışıyorum Elimden geldiğince. Eğer siz de bu hediyelerden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken abone olmak. Ve canlı yayınlara katılmak arkadaşlar. E, canlı yayınları zaten ben gün öncesinden sabahtan planlıyorum. Akşama kadar zaten haberiniz her şekilde oluyor. E, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akşam canlı yayına kesinlikle hepinizi bekliyorum. Sorularınız hazır olsun. Karşılıklı diyalog halinde olalım bu akşam. Görüşürüz arkadaşlar.